konuklarım ne kadar güzel ya. Her birinin yüzü gülüyor. Allah bugün yüzünüzü güldüren haberler almanızı nasip etsin. Hani bazen öyle şeyler yaşarız ki sussan kalbin acır, konuşsan olmaz. Ama gerçek bir dost bulduğunda da konuşmakta, içini dökmekte fayda var. Çünkü nereye kadar yüreğimize taşıyacağız değil mi? Hanımlar ve beyler, dertleşmeye hazırsanız biz bugün sizin için buradayız. Ve az sonramıza bir göz atalım. Bakalım bugün sizin için neler hazırladık. Evet, evlilik terapisti, ilişki terapisti Selin Karaceynar stüdyomuzda. Selin ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ama değiştin sen ya, evlenelim. Muhteşem bir şey oldun sen. Zaten güzeldin de daha da iyi oldun. Efendim güzellik ne derler? Sucazibeye bak. Tatlıdır. Sizin wow. Güzelliğiniz, zarafetiniz karşısında. Şimdi bugün sevgili seyircilerimiz evlilik ve yaşam adabını konuşacağız ama size şunu söyleyeyim. Bugün evlilik ve yaşam adabının yanı sıra dertlerimizi ve sorunlarımızı da konuşacağız. Evlilik terapisti Selin Karacahennem stüdyomuzda. Sizler ekran başındasınız ve bugün bize her konuda ulaşabilir. Sorunlarınızı, özellikle ilişkilerinizle ilgili sorunları bizlerle paylaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz numaralar sizin numaralarınız. Hep söylüyorum, biz sadece derdinizle ilgileniyoruz yani. İsminizi vermeyebilirsiniz, bulunduğunuz şehri söylemeyebilirsiniz. Sadece derdiniz bizim için yeterli. Çünkü biz derdinize derman olmak için buradayız. Telefon numaralarımızdan hemen bize ulaşmanız mümkün. Ve bugün Instagram ve Twitter'da hemen vereyim. Ve bugün sevgili seyircilerimiz, sevgili hanımlar özellikle bize sesleniyor. Selin ablam diyor ki, evlilikte diyor erkeği evden kaçıran bazı nedenler vardır. Hani hep isteriz ya, erkek evde olsun, bizimle olsun, yanı başımızda olsun. Sadece hani beden olarak evde olması da yeterli değil. Bizimle kontak kursun, diyalog kursun değil mi? Tabii. Çünkü bazen adamlar evde oturuyor, tek kelime etmiyorlar. Ellerinde kumanda, televizyona bakıyorlar. Gerçek ilişki terapisti diyorum kendisine. Sağ ve Türkiye'nin ilk ilişki terapisti Selin Karaceynan bugün ilişkilerimizle ilgili çok ciddi ve önemli açıklamalarda bulunacak. Instagram ve Twitter'dan da hemen bize ulaşabilirsiniz. İlk telefonumuzu alalım mı Selin tabii ablacığım? Tabii canım, tabii memnuniyetle. Ne dersin? Peki, ismini ve şehrini söylemeyen ama derdini bizimle paylaşmak isteyen seyircimiz hattımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın diyelim. Buyurunuz. Dinliyoruz sizi. Alo, iyi günler. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Gayet iyiyiz. Ha, dert var mı? Bizde de dert var ama her şeye rağmen iyiyiz. Allah sağlık derdi vermesin. Buyurun. Amin, amin cümlemizin. Valla ben sizi uzun zamandan beri dinliyorum. Hiçbir zaman insan dememesi lazım başıma gelmeyecek. Maalesef geliyor. Değil mi? Ve ben bundan 5 ay evvel hocamın beni aldattığını öğrendim. Ve 5 aydır çok acı çekiyorum. Çok unutamıyorum. Ondan sonra kocam sürekli bana hatırlatıyor. Yani kendisi hatırlatmasa bile karşıdaki beni bana hatırlatıyor. Hı. Biraz heyecanlıyım, kusura bakma, heyecanlı giderene kadar. Ben hep derin heyecanlı yayında. Istiyorum. Heyecanlı olman o kadar normal ki. Yayına bağlanıyorsun, bir de en özelini bizimle paylaşıyorsun. Aynen. Ben senden aynen. Daha ben ya, dinlerken heyecanlanıyorum. Bir de ben sizleri çok seviyorum. Uzun zamandan beri seyrediyordum. Yani hep de Allah korusun derdim ama insan ne olacağını dememesi lazım. Neden bundan... 5 ay evvel öğrendim. Eşim çok değişmeye başladı. Haftada bir eve gelmemeye başladı. Vay ondan vay sonra vay. Beni aşağılamaya başlıyordu. Telefonlarını şifreliyordu. Uçak modu koyuyordu. Haftada bir gelmiyordu eve. Ya ben bunun çok üzülüyordum. Anlıyordum bir şey vardı. Bir türlü aileme de dile getiremiyordum. Dediğimde inanmıyorlardı bana. Ta ki bir gün ben Kur'an okudum, Allah'ım dedim, bana göster dedim, varsa bir şey dedim, lütfen bana gösterir misiniz dedi, Allah'ım yalvarıyorum dedim. Ve oldu, ertesi günü eşim telefonu istedim kendisinden, telefonu açar mısın dedim, ben fotoğraflara bakayım. Ve eskiden de bakıyorum bir tane dayan ismi var, adını da değiştirmiş, Gökhan yazmış, soruyorum diyor eşimin arkadaşı diyor. Ne yazmış ismini? Gökhan yazmış. Gökhan. Kadın ismi. Evet. Artık güzelim biz bu numaraları yemiyoruz deseydim. Bak gözümüz i̇şte açıldı artık bizim. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ve o gün de telefonuna girdim. Instagram'ına girdim. Allah'ım benim hakkımda o kadar beni gözden çıkarmış ki.
o kadar bana şeyler yazmış ki, anlamlı sözler, işte ben arkama bırakıp giderim, şöyle böyle öyle yazılar yazmış. Nereye yazmış dedim. Bunları? Instagram'a yazmış bunları ve ben de bunları kim beğendi baktım ki kadın beğenmiş. Aynı WhatsApp'taki kadın bunu beğenmiş. Hemen duyuyor musun, o telefonu duyuyor musun? Aldım ve içeriye girdim. Direktmen WhatsApp'taki numarayı bastım. Baktım ki efendim canım dedi bana. Oh. Ben dedim canım baksın dedim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Benim çocuklarım var, evlidir dedim. Hemen yüzüme telefonu kapattı. Ve eşime hemen yöneldim. Eşim o kadar soğukkanlı ki, o kadar hiç umursamadı ki bana. Ne diyor? Ve ben orada kendimi yıprattım, ağladım, dövüldüm. Hiç umursamadı, çekip gitti. Hemen ardından numarayı aldım, kadını aradım. Sen dedim ne yapıyorsun dedim, sen kimle oynuyorsun dedim, sen benim yuvamı mı yıkma? Ben dedi senin kocanı çok seviyorum dedi. Vay vay vay. Ben dedi kocamdan ayrılamam dedi. Benim de çocuğum var, evli dedi. Ondan sonra dedi ben ondan ayrılamam. Neyse ben senin ne yaptım? Senin kocanı çok mu seviyorum dedi ya. Kulaklarıma evet, inanamıyorum. Yemin ederim o benim kocam deseydi. Senin söyle. Benim kocamla ben işin ne? Ben söyledim bunu söyledim. Ve ben nelerle karşılaştım 5 aydır. Ve ben hasta krizler geçirdim. Beni acile götürdü. Tekrar aramış hanımefendi. Benim kızım konuşmuş. Kızım da demiş ki annem acile gitmiş. Tekrar ben hastaneden geldim. Ben kadını arıyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kızımı niye arıyorsun diyor. Ya diyor sen ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Niye ikide bir hastalanıp kendini kimin gözüne girmeye çalışıyorsun? Her ben senin kocanı aradığımda ay, kocam diyor ki bana. Ne kadar değişti dünya ya. Vay 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 vay. Aynen. Kocam bana diyor ki benim karım sürekli hasta hastanedeyim. Öyle mi dedim, siz beni hasta ettiniz dedim. Öyle bu şekerim. Aydır benim hasta evimde. Hasta bakmazlar. Hastalandığın zaman niye hasta oldun derler. Acaba aynen. Niye hasta oldun sen? Kimin derdini hasta bunu oldun? Bunu demiyor. Kadın bana diyor ki sen kimin gözüne girmeye çalışıyorsun diye. Sen ne yapmaya ay, çalışıyorsun sana ne deseydin diyor. Ya? Ona ondan ne sonra yani? Yok, hocam kötü. Hiç ilgilenmedi. Tekrar onu affetmeye çalıştım. Dedim çocuklarım var. Üniversiteye giden kızım var. Ben onların hatırına göz yummaya çalıştım. Aradan bir ay geçti. Tekrar ben onun telefonunda kadın ona mesaj atmış. Gene gördüm. Gene ben kalktım. Bu nedir dedim. Sessiz kaldı eşim. Öbür odaya gittim. Gene telefon açtım. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Allah'tan kor. Çocuklarım var. Kocam var. Bak benim yuvam var. 20 senelik evliyim. Benim kızlarım var dedim. Ben sen ne yap? Kocamı seviyorum dedim. Onu sana vermem dedim. Bana dedi ki evet. Ben ondan ayrılamıyorum. Ben onu çok seviyorum. Ne yaparsan yap ben ondan ayrılamıyorum dedi. Ay, inanamıyorum. Ben de dedim öyle nasıl mi dedim? Dayandım bu kadar lafa, bu ben kadar söze. Çok dayandım. Ben o kadar dayandım ki 5-6 aydır psikolojik tedavi görüyorum. Ve ben direkt telefonu açtım. Eşime dinletmeye çalıştım. O esnada kadın bana demez mi köpek gibi havlama. Bak dedim. Bak dedim. Senin yanında bana köpek gibi havlama. Sen bir de eğer eşin de ses çıkarmıyor orada değil mi? Hiç ses çıkarma demedi ki sen kimsin ki karıma bunları söylüyorsun. Bak şekerim bir şey söyleyeceğim. Biz senin derdini anladık. Biraz bu adamlara karşı biraz stratejik olmak lazım. Tamam ben senin nasıl? Abadan bunu öğrendim. Kendine hakaret ettirmeyeceksin. Bak şimdi döneceğiz. Adam sana hakaret ettiriyor orada. Evet. Kadın kim ki yani sana hakaret edecek? Bir kere böyle bir ortam değil öyle mi senin abla? Bir dayı yok. Bu yetmedi. Bize yetmedi. Benimle pazarlık yapıyor kocamı. Bana pazarlık yapıyor. Bana ne? Diyor ki ben diyor onunla gezeceğim, tozacağım, sesini etmeyeceksin diyor. Ve ben bunları, ben biliyor musun deli divane oldum. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Dinliyoruz sizi. Size yemin ederim ki kadının mesajları da duyuyor. Kadını da görsem yüzüne bakılmayacak kadar çirkin, musibet. Ses kaldım. Biri hiç... Şekerim hep öyledir. Güzelin şansı olmaz vallahi. Şimdi kızım hala sen bu adamı çekiyor musun? Birinci sualim. Kocası senin abla. Hadi canım sen de böyle koca mı olur? Çocuklarım var. Yuvası çocuklarım bırak. Var. Ben dişimi tırnağıma taktım. Onu ev sahibi ettim. Onu araba sahibi ettim. Onu tamam. Buralara itince Allah sana ben getirdim. Böyle? Bak sana ondan bir şey sonra... söyleyeceğim. Yapma. Söyle buyurun. Yapma. Kızların büyümüş. Çocukların büyümüş. Böylesine evet. Seni
başka bir kadına ezdiren bir adamla senin asla işin olmaz. Yapacağın ayrılamıyorsan şayet adamı... Doktor da bana söyledi, ayrıl dedi. Bir kadın seni bu kadar rencide etmişse dedi, o adamdan adam olmaz dedi. Hayır, o olmaz. Ne adamdan olmayacağı bir gerçek çoktan bitmiş. Sen farkına varmadan adam çoktan kendini almış. Başı bozuk alayı vaziyetinde gidiyor. Böylesine yüzsüz bir kadını da ben olsam ne yaparım diye düşünüyordum teminden beri. Hakkından gelmek lazım. Bu çok edepsiz, yüzsüz, hiçbir şekilde ar kalmamış bir insan. Böyle davranan, böyle konuşan, böylesine bizim adetlerimizi, usullerimizi, Türklüğünü, yani Türk'ü Türk yapan kadın şeyini, efendiliğini hiçe sayan bir kadın. Bir kere sen onunla karşılıklı oturup konuşma. Sen neredesin, o nerede? O bugün canım, cicim, şekerim diyen kadın, yarın öbür gün kocandan en ufak bir para almasın ya da bir hastalık geçirsin eşin, 5 dakikada bırakır. Ama sen bırakmazsın. Dolayısıyla sen artık muhatap olma bu kadına. Ya iyi günlerini başka kadınlarla geçirsin, kötü günü bana kalsın. Hayır, yani. Hayır, hiçbir şekilde öyle demiyorum. Asla demiyorum. Kadına cevap veriyorum. Yani o böyle sevgiydi, aşkıydı, bilmem neydi. Geç onları, geç. Böyle aşk, sevgi olmaz. Bir. İkincisi, benim evimdeki eşyamı istiyorum, sen çık diyor. Yani kocanı eğer benzetirsek eşyaya, sen çık git diyor. Senin ne hakkın var? Sen bana ait hiçbir şeye karışamazsın. Ama senin kocan bu lafları sana söyleyen kadınla hala görüşüyorsa, o senin yanındayken kadın neler söylüyor, havlama diyor, bunlara rağmen kadının hakkından gelmiyorsa, bil ki onun işbirliğicisi de kocandır. Yani senin kocan çok çoktan geçmiş, bitirmiş hadiseleri. İstiyorsan evliliğini bozmadan, ama sanki evinin içine böyle bir duvar çekmiş gibi, onu yok say. Yemeğini hazırla, sen de kendin ayrı yerlerde çocuklarınla otur. Bu adamla ne aynı yatakta yat, ne onunla muhatap ol, ne konuş, ne yapıyor, kimle konuşuyor. Hiç alakalar olma. Eğer ayrılmıyorsa ikinci şık bu. Ayrılacak o zaman. Ben böyle bir adamı... Düzelmez mi? Hayır canım sende. Bu çoktan geçmiş bunlar. Ha şöyle olabilirdi. Adamın bir kadınla ilişkisini bilirsin. Onu kurtarmak için adam da yarı pişmandır ya da istemeden yapmıştır diyelim. O zaman onu kurtarmak üzere bana getirebiliyorlar ya da bize getiriyorlar, yani evlilik terapistlerine. Ama bu sana bu kadar lafları söylettiriyor. Ve de kim bilir kaç sene evvelden beri seninle ilgili problemlerini halledemediği için bu kadınla birlikte gidiyor. Benim senden istediğim efendiliğini, zarafetini, hanımefendiliğini sakın bozma canım. Böyle bir kadınla katiyetle muhatap olma. Böyle bir kadının karşısında suspus kalan adamı da kendince zarifçe cezalandır. Artık o senin kocan falan değil. Senin evinde bir odayı kiralamış bir adam olarak göreceksin. Ya sen başka odaya çıkacaksın, ya o çıkacak. Beraber olmak yok, konuşmak yok, aynı yerde televizyon seyretmek yok. Onu bu şekilde cezalandıracaksın. Gitsin varsın. O zaten biz söylersin, evlilik terapisine gidelim. Neden ve niçinleri böyle adamlar konuşalım. Evlilik terapisine gelmez. Gelmez. Katiyen gelmez. Mümkün değil. Onun için ben sana sadece yani yapabileceklerini anlatıyorum iki taraflı olarak. Bu şekilde kendince cezalandır. Yarın öbür gün hakime gittiğinde diyecek ki beni yok saydı. İşte yemeğimi yaptı ama yatağını ayırdı. Kadınlık vazifesini görmedi gibi laflar söyleyecek ki ayrılayım diye. Sana sadece buna cezayı daha da yapmak için... bir kere evden çıkmasını sağlarım. İki, hakimin karşısında ben kocamı seviyorum, ben ayrılmayı düşünmüyorum diyeceksin. O ayrılayım dedikçe sen ayrılmayacaksın. Süründüreceksin. Süründüreceksin. Aynen böyle. 3 sene bir sürünür, hiç hakim sizi ayırmaz. 4. sene yeniden açıyorsa, o çok onu seven kadınla beraber veya başkalarıyla...
Dördüncü senede ayrılırsın. Altın öğütler bunlar. Uzatırsın ta ki çatlayana kadar. O çok seven evlenemediği zaman ne yapacak? Çok meraktayım. Hiçbir şey yapmayacak. O basit, diğer bu tip konuşan kadınlara bizim söylediğimiz gibi Allah işte o. Böyle adamları bildiği gibi yapsın inşallah. Bu adam beddua için etmek üzülmeye... geçiyor içimden ama derler ya beddua etme dokuz kapı dolaşır. Gelir bu, seni bulur. Bu sana adamla... kaç tane çocuk vermiş, yıllarını yok, vermiş. Yok. Ya bir insan, bir insanla beraber olur. Aşkı da biter, sevgisi de biter. Adam gibi ayrılmak diye bir şey var ya. Ayrıca. Niye kadına hakaret ettiriyorsun sen? Seninle ilişkili değil ama ben genel olarak söyleyeyim. Kocalarımıza dikkat edeceğiz. Zaman içinde eğer gevşemeye başlamışsa ilişkiler, hakaretler varsa... Vidaları sıkılsın kocaları. Yani bu tarzda davranışları yapanlar olduğu zaman hemen ayrılmamak için gayet düzgün konuş. Sorarsan, şimdi program sonuna doğru vereceğiz. Tamam. Evlilikte erkeği evden kaçıran nedenler neler? Ama diyorlar. Yani baştan alın. Bu hadise en aşağı 4-5 sene evvele git. O zamandan başlamıştır. Ama bu çetin ceviz çıkmış. Ben seni seviyorum deyince adam böyle ah beni seven birisi var. Acaba sevgiyi mi azalttın? Acaba ilgiyi mi azalttın? Acaba dokunmayı mı azalttın? Bilmiyorum. Kendine neden evden gitti? Yani neden başkasına kaydı? Yani erkekler daha sonra konuşacağız. Durup dururken gitmiyor. Aralarında çok melunlar var tabii. Onları geçiyorum. Ama ben normal insanlardan bahsediyorum. Delilerden, kontaklardan, değil, kötü değil insanlardan bahsetmiyorum. Peki. Onlarla ilgili zaten elime geçerse ayrıl diye avaz avaz ben evet. istiyorum. Aldatılan kadınlara tavsiyeleri dinliyoruz. Az sonra bir haber getireceğim ekranlara. Genç bir kız evden kaçıyor. Bütün ailesi onu arıyor. Film içinden film çıkıyor. Burada duyduklarınıza ve gördüklerinize inanamayacaksınız. Nasıl bir hikaye? Aman anneler, yani biz annelere çok görev düşüyor. Tabii ki evlat ayırt edemiyoruz yani. Erkek de kız da bir ama kız çocuklarına öyle bir kol kanat germeliyiz ki. Tabii ki. Neler var şu hayatta? Bu programda duyduklarınıza, gördüklerinize inanamayacaksınız ama şunu istiyorum sizden. Ne olur bizi ilgiyle takip edin. Çünkü az önce söylediğim gibi Türkiye'nin ilk evlilik terapisti Selin Karacehennem çok önemli bilgiler veriyor. Bunlar altın öğütler. Lütfen kulağınızın bir köşesinde olsun. Küpe olsun kulağımıza onun tavsiyeleri. Evet. Şimdi seyircimize söylediniz, önerilerinizi verdiniz. Bir başka seyircimiz var hatta. Yine bize ismini vermek istemiyor. Bulunduğu şehri söylüyor. Çünkü İstanbul kocaman bir şehir. Kim kime dunduma, kim nerede bilinmiyor ama. Tabii. Önemli bir derdi varmış. Hemen alalım telefonumuza. Efendim hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben senin uzunma şunu söylemek istiyorum. Ben 15 yıllık evliyim. Bildiğim kadarıyla bu zamana kadar aldatılmadım. Ve eşim de evden işine, işten evine, çalışkan, saatine gider, saatine gider. Arkadaş ortamı yok. Güzel. Ailece görüşüyoruz. Sürekli benimle gezer, benimle gezmekten zevk alıyor. Yani bir markete bile gitsek beraber gideriz diyebilirim. Yani o tek başına bir yere gitmiyor. Ben yeni evlilik sırasında çok kıskançtım. Yeni evliydim, küçüktüm, cahildim. Kıskanıyordum. Sonradan ben bunları atlattım. Çok güveniyordum eşime çünkü öyle bir insandı ki yani herkesi kınayan onda olan onda yok mu diyen evde karısı yok mu onun diyen hele hele evli bir kadına bakacağım kendimi şüphelenirdim ondan şüphelenmezdim. Hikayenizi merak ediyorum vallahi bunun altından ne çıkacak? Evet böyle bir aday yani duyan şok oldu zaten inanamadılar. Ne oldu? Ben 5 ay önce rastgele telefonunu karıştırırken şarkılar buldum. WhatsApp'tan eşime gönderilmiş. Adam interneti bile bilmiyor. WhatsApp'ta tek tık iki tık onu bile bilmeyen bir adam. WhatsApp'tan şarkılar gönderilmiş. Bizim mağazamız var. Evet oradan şarkılar gönderilmiş. WhatsApp'tan silinmiş. Galeriler kayıtlı kalmış. Ha, onu bilmiyor. Onu oradan silmemiş onu daha. Onu bilmiyor. Evet. Ben sorduğumda bana arkadaşının gönderdiğini söyledi. Erkek arkadaşının Kur'an'ı getirdi öptü. Benden böyle bir şey nasıl beklersin dedi. Ama bir son zamanlarda bir değişiklik vardı. Ayakları yere basmıyordu böyle bir heyecanlıydı. Aşk şarkıları mı göndermiş peki? Evet aşk şarkıları erkek göndermiş. Erkek arkadaşı niye aşk şarkısı göndersin? Çok matrak. Erkekler de valla buradan sesleniyorum. Doğru düzgün yalanlar bulun ya. Aşk aynen şarkısı öyle. Nedir?
Daha sonra ben şarkıların kimin gönderdiğini bulabilmek için onun telefonunu evde bıraktırdım. Kendisi eski bir telefon vardı, evde aldı götürdü. Meğersem hat yokken WhatsApp çalışıyormuş. Tekrar kahve resimleri, kalp resimleri geldi gündüz. Bak bak. 14-15 İşte, yaşlarına döndü yani adamda kadında. Aynen öyle. Daha sonra ben numarayı buldum. İsim çıktı. İsim Arzu diye kayıtlı. İş yerinde çalışan bir bayan var, Arzu. Bu dedim o. Bil dedi. Ben iş yerine gittim ama ben daha önce o bayanı görmemiştim. İş yerine gittim. Bayanı çağırdım. Dedim biri benim dedim. Aslında biri demedim. Kaba tabirle bilmem ne bayanlar dedim. Benim işime dedim şarkılar yollamış dedi. Doğal olarak dedim bu yazıyor. Siz misiniz dedim. Hayır dedi. Telefonuna bakabilir miyim dedim. Zaten doğru düzgün bir bayan olsa yani ben oradan anladım. Bakamam. Baktırmazdı. Baktım. WhatsApp'ı yok. Hiçbir şey yok. İki dakikada kaldırmış. Yok etmiş ben oraya gidince. Eşim çok dil döktü. O değil eski bir elemanımızdı dedi. Tezgahtardı dedi. Vay buradan vay çıksa vay dedi. O yolluyor bana bunları dedi. Ve daha sonra ben illa o bayanı oradan çıkar. Bir de benim bildiğim kadarıyla eşim benden çok korkuyor bu konuda. Onu belli. Korkuyor ama. Onu oradan çıkartması gerektiğini söyledim. Çok zorladım. 2-3 gün bir zorladım. Çıkarttı tamam mı dedi. Çıkarttı. Sonra bana vicdan yaptırdım. İşte günahını aldın. O değildi. Ekmeğinle oynadın gibi şeyler söyleyince inandım tekrar. Alıyorsan al dedim. Geri aldı. Ve ben yine kavga çıkarttım. Yine duramadım. Benim o nasıl bir bayan ki dedim. Ya adı çıkmış bir insana tekrar oraya geri dönüyor. Onda var bir iş dedim. Onu tekrar çıkartacağım dedim. Bu çıkarttı ve ben bunun her şeyden habersiz onun telefonuna bir yükleme yaptım. Ne İnternetten yaptınız? Görüp yükleme, program yükledim. Ne programı? Bayağı bayağı iyisiniz ha vallahi. Track Biri diye bir program var. Onu yükledim. Hem görüyordum onu hem duyuyordum onu internette. öğrenelim tövbe. Ne yapıyorsun bir dakika o programı yükleyince kocanın nerede olduğunu mu görüyorsun? Tabii kendisini de görüyordum. Kimle ne konuştuğunu kendisi açık odasını görebiliyordum. Çocuklar. Bayıldım bu işe. Evet ve bayan oradan çıktıktan sonra aracıyla konuştuğumuzda bir cuma da eşim işine gitmeyecek o gün. Senin yanına geleceğim demiş. Ama ne oluyor? Alo? Tam heyecanlı yerinde gitti ya. Ya Hüseyin, yönetmenimize sesleniyorum. Çabuk bağla telefonu. En heyecanlı yerinde gitti. Telefonuna bir şey yüklemiş. Vallahi korkulur ha. Yani bizim kadınlardan korkulur ha. Niye korkulur? Adamlardan korkulur. Bak ay sen adam sinsi neler, sinsi. Neler yapabiliyorlar yani helal nasıl olsun. Neler yapabiliyorlar senin abla? Adam bak hem korkuyor, eve saatinde geliyor. Hiçbir eşi dostu yok, hiçbir yere çıkmıyor. Ama fındık kırmaktan da geri kalmıyor yani. Kusura bakma. Dikkat edersen yine kadınlar erkeklerin peşinde. Dikkatinizi çekerim. Buna çok dikkat edin. Yeni nesil yaşantıdan bahsediyoruz. Hep söylerim telefon ya, bağlanıyor mu? 17-77 arası bütün kadınlar hücum vaziyetinde. Onun için iyi sahip olun kocanıza. Yani hiç güzel değil. Hele böyle bu şekilde aldatılmak felaket, fecaat. Bak ama yani net hani ummadığın taş baş yarar. Ne bak, oldu ne dedi, onu çok isterdim hiç dedi ben tahmin bile etmezdim. İşte ama işte yapmış yani yapmamış. Kadın da yapmış. Ne yaptı acaba? Bu ne programsa korkulur vallahi. Bak merak vallahi ettim. Dur şimdi bağlayacaklar. Programla tabii kocasının nerede olduğunu hattaymış. Dur dinleyelim. Efendim hoş geldiniz tekrar. Dinliyoruz sizi. Merhaba. En son şeyde kalmıştık. O uygulamayı kocanızın telefonuna yüklediniz. Sonra evet, kocanız ben nerede onu takip ediyorsunuz. Evet takip ediyorum. İki gün iş yerindeydi. Dedim tamam dedim. Adam bir şey yapmıyor dedim. Kimseyle konuşmuyor. Garantide görüşmüyor dedin. Garantide dedim. Tamam dedim ben abarttım dedim. Benimki yapmaz dedim. Kadın dedim yaptı dedim. Sulandı dedim. Mesela benimki de erkek olarak dedim. Hani hoşuna gitti dedim. Uzatmayayım dedim. Ve ben o akşam o programı kaldıracaktım. İş çıkışı oldu. Arkadaşıyla, kendi arkadaşıyla, ikisinin bayanla, kendi arkadaşının tanıdığı ortak arkadaşlarıyla konuşuyor. Meğersem eşim o aracıyı kadının yanına yolluyor. İşte ben onu arıyorum diye benim telefonlarımı açmıyor. Kadın da diyor ki benim yanıma gelecekti gelmedi. Karısından korkuyor. Ben onunla uğraşamam.
gibi bir şey söylüyor. Ve arkadaşıyla eşime diyor ki hani boş ver diyor. Ne yapacaksın aman diyor. O da boş verdim zaten diyor. O sırada da ben görüyorum bana mesajlar çekiyor. Aşkım bir tanem nasılsın iyi misin gibi şeyler. Ya yok ya Allah'ım inanamıyorum. Evet. Evet ve ben onun konuşmalarını da kayıt edebiliyordum. O yanındaki arkadaşıyla konuşmalarını nasıl kayıt ettim. Nasıl bir sistemmiş böyle ya? İnternetten track veri diye girin. Aman. Ay kapattılar. Yazık aman. Öğrenemediniz vallahi söyleyeyim size. Yani bu muhteşem bir şey. Artık bu aşırı ilerlemeden de sıkıldım ha. Ben daha birini öğreneyim mi derken o dördüncü, beşinci şeyler geliyor. Yine kapandı mı? Hatta galiba bir evet, problem. Buradayım. Hatta mı? Ha, tamam. Sonra eşinin tamamıyla aldattığını öğrendin. Evet yani onun için aldatma, çay içmek, bir beş dakika bir kıyıda köşede konuşmak aldatma olmuyor. Değil. Evet, onun için bu aldatma değilmiş ama bana ısrarla yapmadı. Neymiş peki ne dedi? Mesela bu aldatma değil de ne ben yani? Ben bir şey yapmadım diyor. O bayan diyor bana diyor şarkıları yolladı diyor. Ben ne yapabilirim diyor. Masum, ben diyor sadece sessiz kaldım diyor. Gibi şeyler söylüyor. İkna etmeye çalışıyor. Bayağı bir kavgalarımız oldu. O pişmanlığını da fazla göremedim. Sonradan en son raddede bayanın da başkasıyla da ismi çıkmış. Oo. Daha sonra ben onda o pişmanlığı hissettim. Beni tatillere götürdü, gezdirdi, canımlar, cicimler. Tamam hani unutayım diyorum, sürekli ıstıp ıstıp önüne koyma gereği duyuyorum. Sanki sustuğum zaman diyecek ki, hani sen çok kıskançtın, ben seni alırsam sen beni bırakıp giderdin. Bak buradasın işte, bu da bakın, unutuldu gitti. Şimdi önemli, o kadar önemli bir eşiktesiniz ki. Teşekkür ediyoruz bize arayıp böyle bütün içtenliğinizle bunu anlattığınız için. Bu programı dinlerken hep söylüyorum kimse kimseyi kınamasın. Bir gün kapımız öyle bir çalınır ki kınadığımız her şey başımıza gelir Allah göstermesin. Öyledir ama şimdi, zaten. Şimdi nasıl bir eşikti hanımefendi? Şimdi ben olsam bu bir hastalık geçirdiniz, ameliyat oldunuz. Ondan sonra durup dururken hiç hasta değilken aniden geldi. Fıtık gibi filan işte böyle. Şimdi bundan sonra benzetme yapıyorum. Evliliğinizi bence bu kocanızın arkasından yaptığınız bu araştırmalarla filan sizin yeni mesleğiniz dedektifçilik olsun. Ya dedektif olun yahut da bu internete filan program yazıcı olun. Muhteşem misiniz? Bütün kızlar bana şu anda Instagram'dan nedir soruyorlar. Ya Allah aşkına programın adını bilen programdan sonra araştıracağım ben de. Tamam. Şahaneymiş. Bizimki de çok heveslendi. Ben de var ya ikinci dedektif biliyorsunuz. Ama o çok iyi anlar. Benim gibi hiç anlamaz. Diye bakarken. Şimdi. Aman anlıyorsun baştan da ne oluyor. Baştan sona yeni baştan bir check-up yapın. Evliliğinizin check-up'ı. Evliliğinizin MR'ını çektirin. Yani sizin koca onca seneden sonra karar verip coşanlardan. Artık kaç yaşındadır bilmiyorum ama benim istediğim şu. Bugün o kadın gider başkası gelir. Ya doğru. Seninki bir kere uyandıysa cin çıktıysa içinden ben sana söyleyeyim. Demek ki bundan sonra hazırlan. Şimdi 2-3 şey gördüm. Çok akıllısın, çok cicisin tamam. Ama kocaya çok fazla hükmetmek, bağırmak, çağırmak o adamı kaçırır. Sen haklı dahi olsan. Neden kaçırır? Çünkü öbür taraftan böyle mıy 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 kedi gibi sokulanlar, cici konuşanlar, sen bilirsin, sen anlarsın, benim bey bilir falan gibi lafları söyleyenler kazanıyor. Adam vay ben neymişim be abi diyor. Senin demek istediğim. Akıllıca, çok güzel, çok zeki olduğunu görüyorum. Ama bundan sonraki kısımlarda yumuşak, tatlı, kadına ait o tarza gir. Bir evde iki erkek ya da bir evde iki kadın olmaz. Onun için istersen sen yine kadınlığına dön. Onu güzel güzel tut, yumuşak davran. O kadının gönderdiği 14-15 yaşında emojilerle falan uğraşma. Bunlarla uğraşma ama ona hoş geldin canım, nasılsın? İşte atıyorum. Ay Zeynep abla sen beni mahvediyorsun biliyor musun? Eğer bu evliliği yani kadın sürdürmek... o adamı orada aldatmış nasıl diyecek hoş geldin canım? Yeni başta adamı kazanma şekli bu. Bak deminkine ayrıl dedim çünkü o azmış gitmiş. Ama bu seferki öyle değil. Bu seferki
Ne yaptığını bilmiyor, şaşkın bakkal vaziyetinde. Ona buna dinliyor. Ya erkek böyle yapar, hadi ben de bir deneyeyim diyor. Bir tane de bulmuş öyle bir kadın. Şimdi senin zekana hayran oldum. Ancak daha kadın olacaksın. Ses tonun da epeyce kalın. Yani sana söyleyeyim valla erkek gibi olursun. Erkek milleti ne sever biliyor musun böyle? Canım, cicim, hayatım. Ay ben çok yoruldum, şundan bir elma getirsene falan gibi. Yani mesela. Ay bundan... hayatım ben çok yoruldum. Ama aynı zamanda bak bana gelenlerin arasında bir bey vardı. Diyordu ki adam çok büyük şirketleri var. Diyordu ki keşke diyordu. Benim karım şöyle işveli, cilveli ve beni çekip çeviren bir kadın karım olsaydı diyor. Adam koca holdingleri var. Onları çeviriyor, çekiyor. Ama evde beni çekip çevirecek karım olsaydı. Ne demek istiyor? Yani önüme geçmeden, benim senin diye emirler vermeden, beni sıkı takibi alıp, beni bezdirmeyen, bütün işlerimi, benim çok meşgul olduğum, vakit bulamadığım, ne işim varsa bunları ayarlayan, çocukları düzenleyen, karşımda da tatlı, yumuşak, huzur veren bir karım olsa. Hem onu istiyor, bunu istiyor. İnanın biz yaptığımız zaman erkek milleti, hani diyor ya bazı kadınlar veya adamlar, o bir adım atsın ben iki adım atayım. Evet, karı köylüdür erkekler. Evlenene kadar annesini dinler, evlendikten sonra karısını dinler. Hepsi öyle değil. Bu benim, öyle değil. Yani size devamlı tekrarlıyorum. Erkekleri biz büyütüyoruz. O bilir, o yapar. Hiçbir şey bilmez. Laf aramızda. Yani erkekler de duysun. Pardon çocuklar, geçen hafta epeyce hastaydım. Geçmiş bunlar olsun. Sonca demce şeyler. Sesim benim bile kalınlaştırıyorlar. Çok tatlı diyor ki sesini de biraz diyor kalın kalın çıkartıyorsun. Daha yumuşak. Hayatım hoş geldin canım. Ay en tatlı. Ay yapmak zorundasın. Kadınlığın verdiği şey çocuk doğuracak. Yumuşacık, tamam, tatlı bir kadın olacak. Bir gün bu programda gerçekten sizler için, hepimiz için daha doğrusu, sizler için değil bizim için de, kendim için de zarafet ve asalet dersi alacağız canlı ama yayında. Ama bu her zaman kazanır. Tamam her mı kızlar? Kazanır. Herkes birbirine haber versin. Sizin için buraya bir zarafet uzmanı getireceğim özellikle. Burada canlı yayında nasıl davranılır, nasıl hitap edilir, öyle kadın kadın nasıl olur birlikte öğreneceğiz. Sen fazla para verme, ben sana anlatayım. Olur, tamam. Televizyonda. Instagram'dan bir seyircimiz demiş ki programın ismini söylemiş. İki tarafa da yüklemek gerekiyor programı. Fakat pek ümitlenmeyin. Genelde kısa sürede anlaşılıyor demiş. Çünkü uygulamada güvenlik açığı var. Bunun anlaşılmaması için telefondan çok anlamayan bir kocanız olması gerekiyor bundan demiş. Da anlamıyor. Beyefendi gibi. Şimdi Çanakkale'den bir beyefendi bizi arıyor. Şimdi bu beyefendiler bize bu kadar çektirirken ama beyefendinin de çok büyük bir derdi varmış. Bir dinleyelim mi kendisini? Tabii. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz erkeklerden dertliyiz. Siz kadınlardan dertliymişsiniz. Daha doğrusu eşinizden dertliymişsiniz. Öyle evet, mi? Eşimden dertliyim. Kısaca şey yapayım. Eşim beni dövüyor. Bir. Ne? Kusura bakmayın. Gülmemiz ay, geliyor. Ay gülmeyin. Olmayacak. Biliyorum. Herkes gülüyor çünkü bana. Ben arkadaşlarla anlatıyorum. Hayır olur mu? Ne gülmesi? Anlamıyorlar. Ben çok üzüldüm. Nasıl da eşiniz sizi dövüyor? Fazla mı iri? Şöyle dövüyor. Benim 3 tane çocuğum var. Evet. 35 yıllık evliyim. Evet. Mesela eve geliyorum. İşim dışarıda, çok eve her zaman gelemiyorum. Yani bulunduğum şehirde, Çanakkale'de çalışmıyorum. Buraya bir saatlik falan bir uzaklıkta bir yerde çalışıyorum. Haftada bir kere, bazen iki kere gelebiliyorum. Eve geldiğim zaman zaten kapıda beni küfürle karşılıyor. Kızıyor, bağırıyor. Girer girmez beni banyoya sokuyor. Önce yıkanacaksın diyor. Üstüm başım her şeyi çıkarttırıyor, yıkattırıyor. Bir dakika bir su içmeye kalksam kabul etmiyor. Tuttuğum bardağı istemiyor. Ben de kabul ediyorum, giriyorum, yıkanıyorum falan, çıkıyorum. Ondan sonra eskilerden dolayı bana hakaret ediyor. En ufak bir şeyde. Mesela bir şey söylesem işine gelmeyecek, onu kızdıracak. Yani bilemeden de söylesem kafama bardak fırlatıyor. Ama bir dakika, eskilerden dolayı diyorsun. Eskilerden dolayı ne oldu? Ne var eskilerde? Ya eskiler işte annemle babamla olan şeylerle ilgili. İşte annem babam beni akir gördü, yok fakir gördü. Öbür gelinleriyle ayırdı. Ya eskiden işte sen şöyle yaptın, böyle yaptın.
Ondan sonra... Yani dövüyor derken böyle bir yumruk mu atıyor ki? Gerçekten yani şiddet uyguluyor mu size? Tabii yani... tabii. Yani sopayla vuruyor. Yani yumrukla da değil. Sopayla vuruyor. Ben tabii hani güç olarak onu rahatlıkla şey yapabilirim ama tabii ki yani ben de kendimi tutuyorum. Tutmasam yoksa ben ondan daha güçlüyüm tabii. Şey, öyle bir durum yok ama yani ben ona hiçbir şey yapmıyorum. Kaçıyorum. Yani kaçmaktan başka çare bulamıyorum. Eline sopa geçiriyor, dövüyor mesela, vuruyor. İşte 2-3 tane yiyoruz, kaçıyoruz falan. İşe gidiyorum. Ondan sonra gene geliyorum. Telefonda biraz yumuşatıyorum. Ondan sonra çocuklarla hiç bir hakkım yok üzerlerinde. 3 çocuk. Hepsi çocukların onun şeyinde. Yani ben anneleri hakkında ya işte anneniz biraz sinirli dese hemen çocuklar gidiyorlar. O kadar baskı kurmuş üzerinde. Ondan sonra annelerine söylüyorlar. O tabii bana hakaret etme sebebi oluyor. Küfür ediyor. Vallahi hakaret bilmiyorum. Ediyor. Niye böyle söyledi? 35 diyor. Sene nasıl dayandın evladım? Devamlı surette onunla beraber değildin herhalde ki dayandın. Yani yoksa... Beraberdik fakat şöyle 35 senenin hepsi böyle değil. İlk şeyler iyiydi. Yani bu böyle değildi. Benim de hatam oldu. İlk evlendiğimiz yıllarda birkaç kere ben de ona vurdum. Tabii bu şöyle söyleyeyim, vurdum derken hani durup dururken değil, yani bir tartışmamız oldu, çok fazla üzerime geldi, çok fazla bağırdı çağırdı, işte apartmandan herkes ayağa kalktı, ben de tabii kendimi kaybettim. Yani öyle şey bir insan değilim, yani durup dururken birine vuracak bir insan değilim. Sonra da tabii çok özür diledim falan ama o tabii şimdi biraz onların intikamını da alıyor gibi. Benim de tabii sesim çıkmıyor ama benim asıl sizden sormak istediğim şu. Yani ben bunlara da razıyım, sorun değil de mesela her gittiğimde hemen hemen her hafta bana senden ayrılacağım diyor. Beni evden kovuyor mesela en ufak bir şeyde. Hı hı. Ondan sonra tabii ben çocuklarım için şey yapıyorum, katlanıyorum biraz. Çünkü çocuklar çok etkileniyorlar biliyorsunuz bu ayrılıklardan. Biraz daha büyümelerini bekliyorum en azından. Kaç yaşında çocuklar? Çocuklar 25, 18, 14. Bir tek 14 yaşındaki için düşünebilirsin. Ötekiler büyümüş. Ancak evet, yani tabii. 14 yaşındaki erkek mi? Erkek. Tamam, ayrılsan bile o çocuğu al yanına. Ama tabii vermiyor sen ki. Dışarılarda şey yapıyorsun. Çocuğum hastalık kokan bir evliliğim var, kusura bakma. Senin de yaptığın doğru değilmiş zamanında. Ancak bu hanımın mutlak surette bir psikiyatra gitmesi gerekiyor. Psikiyatr, doktor. İlaç alacak. Bu ilaçla onu yumuşatacak. Eğer yapabiliyorsanız evlilik terapisine gelin. Bir yerde psikoterapi gibi oluyor. Psikoterapide kadının niçin bu kadar sana karşı hınçlı olduğu çıkıyor. İlaç aldığı zaman daha düzelecek, daha yumuşak olacak. Ama sen yani böyle... dayak yiyorum kelimesini bile ben sana yakıştırmıyorum. Ben dayak kelimesini evliliğe yakıştırmıyorum ve hiçbir şekilde. Ve bence birlikte gitmeleri gerekir yani senin yanında beyefendinin. Evet ama. Yani ne olursa olsun şiddeti asla kabul etmiyor. Ama yapmıyorum diyor artık diyor. Ama yapmıyorum da yapmış zamanında. Tamam yapmış, şimdi yapmıyorum diyor. Benim demeye çalıştım. Önce bir ilaç davası olsun. Yani ilacı da doktor yazar biliyorsunuz. Psikiyatr. Devlet hastanelerinde gayet güzel hemen oturup şöyle bir 5 dakika içinde anlattın mı iş ki o gitmeyi kabul etsin. Seni yanına almıyorlar illa kimse hasta diyelim o giriyor doktorun yanına. O da kim bilir senin için bir sürü şeyler söyleyecek, şöyle yaptı böyle yaptı onun için ben de böyle yaptım ya da hiç yapmıyorum diyecek. Ama ben senin yerinde olsam doktorlar nedense... Karı kocayı ya da anne oğul, anne kızı yani yanındaki kişiyi almıyorlar. Halbuki o giren rahatsız olduğu için oraya getirildi. Kendine göre kendi versiyonunu anlatacak. Ben olsam doktor değilim ama işte evlilik terapistine geldiğiniz zaman kadını ayrı alıyoruz, erkeği ayrı alıyorum. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? Ayrı ayrı dinliyoruz. Ne anlatıyor, ne diyor? Nesi yanlışmış, neden dolayıymış bunların hiçbiri el kaldırmayı şey yapmaz yani yumuşatmaz. Benim nazarımda sebep ne olursa olsun kimden gelirse gelsin asla ve asla
el kalkmamalı. Bakın dayak kelimesini kullanamıyorum. O kadar bile, çirkin evet. bir şey. Yani bu çünkü. Problemi kendi kendine çözmeleri olanaksız. İmkansız. Mutlaka. Lüzumsuz yere boş boşuna o teminden beri dayak söylediğin yiyor. Dayak hadisesi olmasın. Çocuklarını da ekliyor. O çocukların kafaları mı yok? Beyinleri mi işlemiyor? Anneler tarafından bu kadar mı kulaklarına kar suyu? Çocuklar ne yapsın ama senin hayır ama bir olmaz anne, yani. Yani. Hepimiz ne çocukluğumuzda. Ne yardan geçersin ne serden geçersin. Öyle ama kendi kafamızı kullanırız. Bunlar şimdi, artık küçük 4-5 yaşındaki çocuk değil ki. Yani mutlaka buna bir çare bul çocuğum. Yoksa sonunda kendini teminden beri bahsettiğim o yumuşacık kadınlardan birinin kucağında bulursun. Onun için sen ol. Yumuşacıklara gitmeden evvel bu hanımla çocuk dedin 14 yaşındaki 18'ine gelene kadar bir 4 seneyi 5 seneyi geçirmek için evlilik terapisine vallahi gidin. Vallahi bir şey söyleyeyim güler misin ağlar o zaten sizi daha doğrusu hanımefendiyi değil sana da verecektir. Çünkü o ben deli mutlaka değilim, birlikte ben gitmem gitmeleri gerekiyor. Başlayacak. Bunun delilikle alakası yok. Kahnil isimli bir seyircimiz demiş ki tövbe tövbe bunu da duyduk dayak yiyen adam güler misin ağlar i̇şte, mısın? İşte gülmeyelim de ağlamayalım ne de. Gülelim? Sebep hemen derhal yani bir yerimiz yırtıldığı zaman ya dikeriz ya yama yaparız ya bir evet. şey yaparız. Siz de yama yapın. Aynen. 4 sene daha git böyle. 14 yaşındaki oğlan da büyüdü mü sen sağ ben selam. Hayatta sesiniz olmaz olmaz demeyin. Genç geliyor daha vakit var hayat peki, bitmedi. Teşekkür ediyoruz seyircimize az sonra inanılmaz bir telefon bağlayacağız ama onun öncesinde Akıncılar Hilal hoş geldin Instagram'a yeni katılan seyircilerimiz var. İyi ki varsınız. Muslimiler siz de hoş geldiniz. Ailemiz günden güne genişliyor. Çok güzel yorumlar yapmışsınız Instagram'a. Çok teşekkür ediyorum. Siz bir şey mi isteyeceksiniz evet, senin abici? Üşüdün mü? Bu klimaları ellerim, böyle yaparsanız her yerim burası şey gibi oldu. Ne getirsinler sana? Hayır getirmedim. Şöyle yaparken yakaladım seni. Evet. Tabii getir. Ha biraz daha kapatsınlar o zaman. Evet, tamam kapatalım. Klimaları kapatın sonra arkadaşlar. Tekrar açarız. Tamam. Şimdi tam üstümüze geliyor. Peki. Hemen kapatırlar. Sizin rahatınız bizim için her şeyden sağ önemli. Sağ ol canım. Şimdi az önce dedim ya genç bir kız kayıplara karışıyor. Bütün ailesi onu arıyor. Çok endişeliler. Diyorlar ki kızımız kayboldu. Kızı nereden çıkıyor? Az önce de söylediğim gibi film içinden film çıkıyor. Ailesi kızın geleceğinden endişeliyken yani yaşayıp yaşamadığından endişeliyken bakın kız neler yaşıyor. Önce bir haberi izleyelim sonra da yorumu sizden alacağım. Anne, buyurun anne baba kaçırıldı diyor. Neden böyle bu kadar ters ilişkilerle uğraşıyor insanlar? Kadın bunlar evde hamile. Tabii canım deli misin? Adam gidiyor başka bir kızı kaçırıyor. Hadi diyelim ki o kadınla yani karısıyla severek evlenmedi. Yani diyelim diyorum. Hadi diyelim ki esasında evlenmeden evvel de ötekisini seviyordu. Bütün bunlar hani excuse diye veriyorum. Ama hamile kalan bir kadını ne olursa olsun öylece bırakıp kalkıp gitmesinden dolayı kınıyorum oğlumuzu. Ama gelelim öteki bilmiş genç kıza. Sen kalk hamileyken, evliyken karısını bırakan ve onu kaçıran, nasıl kaçırdıysa kaçırdı kız diyor ki ben kendi isteğimle kendim gittim. Kaçtım. Demek ki ikili beraber birleşip bu komployu kurmuşlar. Ben o kızın yerinde olsam biraz ar duygumu kullanırım, utanırım. Yapamam böyle bir şeyi. Böyle bir şeyi yapamam. Bu kadar rahatlıkla herkesin içinde böyle yaptım, ettim, su içtim gibi böyle gayet hani havadan sudan sebepmiş gibi gösteriyor. Bu tip davranışlar ahlak çöküşünü gösterir. Yapmayın. Bunların hepsi en azından hani kıza da bir şey vereyim, akıl vereyim. Evliyken, karısı hamileyken onu bırakıp giden adam ileride sana asla yar olmaz. Aynen. Anladın Bilaf mı? Bilaf vardır ya çalma kapımı çalarlar kapını. Yani sen zannediyor musun ki öteki kadına yani karısına yaptığı şeyi sana yapmayacak. Bir başkası gelir o sen gidersin o gelir bu hep gelir. Hep kendimizi o anda özel hissediyoruz ya bana yapmaz. Aa yok. Ben ayrıyım. Öyle bir yapar ki daha sonraki zamanlarda kullanırsak konuşursak gösteririm. Açık kitap gibi. Ya neler gelecekler neler var, var ya. Önden görünüyor. Nasıl göremiyoruz? İşte benim buradaki buralara çıkıp da Selin bu abla biz de görebilseydik Selin Kara cehennem olurduk. Ya. Ama işte ben çıkıyorum ki özellikle anlatıyorum. Şu davranışlar
ileride sizin başınıza şunları şunları getirebilir. Mesela evlilikte erkeği evden kaçıran nedenler var. Biraz sonra sıralayacağız. Ama yine bir beyefendi hattımızda. Dur gerçekten... ben bir geçme ona. Bu hamile bayana da söyleyeceklerim var. Kardeşim sen nasıl bir uykudasın? Bir, bu adam yaptı etti. Sen onu çocukla mı evde tutacağını zannettin? Çocuk ay senin evleni... abla kızcağız ne bilsin yani? Hayır efendim. Evlenmişler, hamile kalmış. Hamile kalmaması için bütün her yerde korunma metotları niye öğretiyor devlet. Niye hamile kalmasın? Devlet. Yeni evlenmişler, yani hamile kalmış. Şey, nereden bilsin kocasının 40 tane ceviz hayır, kıracağını? Öteki adamın ne diyor? Biz zaten onunla sevişir miydik dedi. Yoksa öyle mi dedi? Onun gibi bir şey. Böyle bir adamdan çocuk yapmadan evvel tanıyacaksınız. Çocuklar tanıyacaksınız. 2 sene, 3 sene çocuk yapmayın. Adamın sizi severek mi yaptı? Yoksa hayvansal bir içgüdüyle mi yaptığını bir kere bilelim. Evet. Ondan sonra o yavrucağın günahı ne? Yani bu programda öğrendik ki çocuklar evliliği kurtarmıyor. Katiyette. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler, teşekkür ediyoruz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi ben birkaç yıllık evliyim. Hı. Daha yeni evliyim daha doğrusu. Eşimle ilk başlarda her şey iyi gidiyordu. Hı hı. Gerek cinsel ilişki konusunda, gerek normal hayatımızda falan. Bir zaman sonra bende bir değişiklikler oldu. Üç kere değişiklikler oldu eşime karşı. Yani ben normalde yine eşime karşı bir sevgi var içimde. Efendime söyleyeyim. Yani onu bırakmak istemiyorum. Onunla boşanmayı düşünmüyorum. Hı hı. Ama yani cinsel ilişki konusunda ona karşı bir soğukluk, yani büyük derecede bir soğukluk oldu içimde. Yani bunu nasıl düzelteceğimi bilemiyorum. Yani kendisinden başka, yani kendisi hariç, yani Allah affetsin, yani dışarıda gördüklerimiz falan. Onlara bakıyorsun. Yani onlar daha çok ilgimi çekiyor. Yani bu sadece benim için değil, bu genel erkekler için hepsinde böyledir. Hayır, hepsinde değildir. Bir kere evlilik demek karşılıklı ikiniz de birbirinizi mutlu etmek için muhakkak surette birbirinizi de düşünerek davranacaksın. Şu anda sen de henüz hani benim tabirimde şu kadarcık dayı olsa diyorum ben gelenlere. Şu kadarcık bir sevgi dayı olsa benim size anlatacaklarımla o sevgiyi bu kadar yapabilirsiniz. Var mı peki mesela eşinizi görünce hiçbir şey hissetmiyor musunuz? Yani ilk başlarda, evlilik başlarında hissediyordum ama artık son zamanlarda yani hiç yani. Ne hissediyorsunuz mesela onu gördüğünüzde? Çünkü eğer bir sevgi varsa işte yani bu nasıl bir anda kayboluyor? Hayır, bu yani sevgiyi anlıyorum. Mesela bazen onu bırakmayı düşünüyorum mesela. Ben yani bırak demiyorum. Mesela boşanmayı düşündüğüm zamanlarda birkaç defa verdim yani aslında. Hissettirdim ona. Baktım çok üzülüyor, çok ağlıyor, vicdanım el vermiyor ama o zaman da. Şimdi bu evlilik bir acıma hadisesine girmişse sevgi yok demektir. Sevginin olduğu yerde acıma olmaz. Acımadan kastım yani zavallı ya onu üzmeyeyim, dur onun için yapmayayım. Acıdığın zaman bu tip şeylerde hani onun gözyaşına dayanamıyorsun falan ya bunlar sevgi olmuyor, bunlar insanlık oluyor. Gayet güzel, tamam, bunları da yaptın. Şöyle diyeceğim, ne senin eşin incinsin, ne sen bize hepimize evet hakikaten böyleydi, şu sebeptendi filan deme. Ben genel söyleyeyim, eğer eşler, diyelim ki burada kadın, kendini bırakırsa, evlendim nasılsa, adam bende, boş ver, anahtarı bendedir gibi laflar edenleri bile duydum. Hayır, hiç kimsenin anahtarı hiç kimsenin elinde değil. Devamlı bakacaksın, devamlı kendini düzenleyeceksin. Eşini üzmemek için yumuşak davranacaksın. Sinirlendirmemek için avucunun içi gibi bileceksin kocanı. Neden hoşlanır, neden hoşlanmaz. Bunları yaparken de ben evliliği kurtarıyorum ama en önemlisi benim meşhur lafım huzurumu satın alıyorum. Doğru. Ben kendim için yapıyorum bunları. İlla bu evlilik yürüsün diye bir şey yok. Taraflardan biri manyak kontaksa zaten ben hemen ne diyorum? Aman aman vakit çiçeği bırak diyorum. Ama biz normal insanlardan bahsediyoruz. Eğer senin karşında bir sevgilisinin karşısına çıkar gibi süslenmiyorsa, püslenmiyorsa, evi tertemiz tutmuyorsa, iyi yemekler yapmıyorsa, ne bileyim ben bağırıyorsa, çağırıyorsa, çocukları iyi terbiye etmiyorsa, o çocuklar
adam yorgun argın gelmişken şimdi kadın belki erkeğin de. Belki üstleniyordur ama. Dur şimdi ben genel konuşuyorum, böyle mi yaptı diyemiyorum zaten. Genelde bir erkeğin işi, biraz sonra inceleyeceğimiz şey, evden kaçırmanın sebeplerini anlatıyorum. Peki eşini süslenip püsleniyor mu mesela? Senin ablanın dediği gibi sizi eve geldiği zaman güzel karşılıyor mu? Güler yüzle, bakımlı. Yani o kadar demeyeyim yani. Bazen bir geliyor erkek gibi yani. Mesela bir erkek işten gelir, yorgun gelir. Hemen yatar ya böyle, devreleri yatar ya. Onun gibi. Bazen erkek gibi oluyor yani. Erkek, o da mı çalışıyor? Hem bir erkekle evlendiğini sanıyorum bazen. O da mı çalışıyor? O da çalışıyor ama yani... İkiniz de birbirinize yardım ediyor musunuz evladım? O da çalıştığına göre ona da yardım etmek lazım. Kim erken geliyorsa. Sanki bir erkekle evliyim diyor. Anladım. Bütün bunları duydum. Ben geldiğimde yardımcı oluyorum kendisine. Yardım ediyorum. Bakımlı olacak. Temiz olacak. Şimdi illa bir taraftan, şimdi sen böyle dediğin için kadınlar üzerinden anlatıyorum. Bir başka kadın da bunu söylese bu sefer kadınların erkeklerden beklediğini anlatacağım. Fakat evliliği ne dedim? Kurtaran, devam ettiren, mutluluğu sağlayan hep kadın maalesef. Çocuğu doğuran da kadın. Öbür türlü erkeğe Allah böyle şey vermiş. O çalışıyor ve erkek annesinden alıştığı üzere idare edilmek, servis görmek ister ama çalışıyorsa kadın tabii ki yardımcı olacaksın ona. Beraber olacaksınız. Güzel giyineceksiniz ikiniz de. İkili diyeyim bari. Temiz kokacaksınız. Birbirinizle iyi konuşacaksınız. İşte iş birliği yapacaksınız. Paralarınızı ortaya birlikte koyacaksınız. Benim param senin paran olmayacak. Bizim paramız olacak. Kavgalarda taraflar birbiriyle karşılıklı atışmadan, benim kitabımda da bilfiil söylediğim bak, zaman. Bak göstereyim kitabı. Bir zaman, başucu kitabınız evet, olsun bu kitap. Yani kavgaların da bir sanatı var. Kavga etmek kavga var. Kavga etmenin bile bir sanatı evet, var. Derdinizi içinize atın demiyorum. Ama bunun da bir usulü var, bir adabı var. Yani kalk sen ana avrat düz git. Ondan sonra da canım cicim şekerim de. Beyefendi yapabilir misiniz ya? Şu günden itibaren sevgili Selin Karacahennem'in dediklerini, bütün ön yargılarınızı kenara bırakarak yapabilir misiniz? Hala sevgisi varsa yapar. Yani denerim ama yani şimdi bilmiyorum ya. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ben kendisini dediğim gibi bırakmak istemiyorum, terk etmek istemiyorum. Ama bu şekilde hayatımı ne kadar daha fazla sürdürebilirim onu da hiç bilmiyorum. Onun da düzeltmesi lazım. Hayat bir piyesse herkes rolünü oynayacak. Oo. Biri kadın rolü oynayacak, biri erkek rolü oynayacak. Ve de burada herkes birbirinden rol çalmayacak. Usulünce, adabınca yapacak. O evlilikteki huzuru ikisinin de öne doğru eğilerek, yani şunu şöyle yapmak için böyle yaparak böyle alkış olmuyor. İki taraf da gelecek. Bir uzmandan alkış destek olacak. Almaları gerekiyor herhalde muhakkak. Bu noktada değil mi? Eğer madem siz de hani eşiniz de düzeltirse bazı şeyleri. Bence olur ya. Haksız. Bence olur. Evlilikler kolay kurulmuyor. Hayır. Bir çırpıda da yıkmayın ne olur. Ancak elinizden ne geliyorsa deneyin. Ancak dediğim gibi bu acıma hissi pek güzele alamet değil. Sen en iyisi evladım bir evlilik terapisti. Nereden arıyorsan oraya gideceksin. Ve ikiniz de dinleyip hanıma ise hanıma, sana ise sana, evet, ikinize de bilgi verecek. Şimdi ancak böyle düzelir. Biraz sonra bir haber getireceğim ekranlara. İnanamazsınız. Hep deriz ya bu ağacın kurdu meselesi. Ağacın kurdu içinde olur. Ağacın düşmanlığı, kurdu. Bize verilecek zararı hiç uzaklarda aramayın. En yakınınızda görüyorsunuz. Biraz sonra ekrana getireceğim haber hepimizin dudağını uçuklatacak. İnanılır zaten gibi çok değil. Çok fazla uçukladı dudağımız. Her yerimiz ama uçuk içinde kaldı. Bu habere inanamayacaksınız. İnanamayacaksınız yani. Biraz hadi sonra bakalım ekrana getireceğim habere. Şimdi bir seyircimiz var. Önce ona bir merhaba diyelim. Hatta çok bekledi çünkü. Efendim hoş geldiniz. Sizden şunu rica edelim mi? Bizi telefondan duymaya çalışın. Televizyonun sesini kısın. Olur mu? Evet. Sesimiz daha geç gelecek. İyi bir sohbet edemeyeceğiz. Televizyonun sesini kısın. Telefondan duyun bizi. Tamam mı? Hı hı. Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Evet. Kapandı. Niye evet'i burayı kapat anladı galiba. Olsun, sağlık olsun. O zaman hemen haberi getiriyorum ekrana. En yakınındaki iki insan eşi ve kardeşi. Bakın altını çiziyorum.
Biri eşi, biri kardeşi. Genç adamın hayatını nasıl karartmışlar? Hadi bir izleyip görelim. Vay 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 vay. Cezaevine düşenleri tenzih ediyorum ama bir kişi öyle ya da böyle sebeplerle cezaevine düşecek bir şey yapmışsa, cezaevinin evindeki haksız yere kalanları ayırın lütfen. Genel konuşuyorum. Şimdi kader mahkumları var ki bazen. Hani, onlar ayrı. Ha, onları kesinlikle ama, ayrı tutalım. Ama bir de problematik insanlar vardır. Yani her dakika burada bir kavga vardır. Sen ben aman karışmayayım deriz. Bu gider. İyi niyetle de gitse. Hani bir şeyler olur. İnsanların hepsinde sinir vardır ama sinirini tutmak diye de bir şey vardır. Şey var, şimdi burada aynı evin içinde kız da olsa, erkek de olsa taraflardan biri almamalı. Çok üzgünüm bunu söylediğim için. Bizim zamanlarımızda böyle şeyler olur muydu, olmaz mıydı bilmiyoruz. Ne internet vardı, ne televizyon yani vardı. Yani adam erkek kardeşini eve almakla büyük hata mı yaptı? Evet. İyilik yapıyorsun, hala yani bak. Evet ama yapmaması lazım. Annesi var işte, annesinin evine gitsin çocuk. Yine de böyle bir şeyin olmasını süper kınıyorum yani. Böyle bir şey katiyetle olmamalı. O senin erkek kardeşin gibi. Kocanın kardeşi senin erkek kardeşin ya da hanımın kardeşi senin kız kardeşin. Böyle şeyleri düşünmek çok çok ayıp. Ama diyelim ki böyle bir şey için de müsait zemin vermeyelim. Tohumu kötüyse iyi bir böyle müsait bir zeminde onlar filizleniyor. Onun için bunlara hiç yanaşmayacağız. Parasal yardım yapabilirsin. Sık sık annesinin evinde gider görürsün. Her neyse bu burada bizim genç adamın kabahati oluyor. Gelelim kadına. Çoluğu çocuğu var mı bilmiyorum, oraları kaçırdım. İki tane çocuğu varmış yani, düşünün. Böyle bir anne, bana göre anne falan değil, o bir mahlukat. O bir kaçmak ne demek, ne çirkin laflar. 3 gün sonra onunla yaşayacak, 4. gün hadi bir başkasına kaçacak. Ben böyle birini yazlıktaki bir yerde, isim vermeyeyim dinliyorsa üzülür. Böyle bir kadınla yani adamla ikisinin neler çektiğini gördüm. Ona da aynı şeyleri söyledim. Böyle kişilerle evlenmeyeceksiniz. Bilmiyorum kadın genç adamla evli miydi? Yoksa evli değil, resmi nikahı yok muydu? Bir insan kendi kardeşine bunu nasıl yapar? Yapamaz. Ya? Yapamaz. Bu ahlak kısmı. Nasıl yapar? Bir de müsait zemin hazırlamayın. Herkes sizin kadar iyi niyetli değil. Arkadaşlarınızı, komşularınızı, şunu bunu almak yok diyorum. Ben böyle söyledim mi insanlar belki şöyle düşünüyor. Aa Selin Hanım ne kadar kötü düşünüyorsun. Ahbaplık, dostluk öldü mü? Öldü ne yazık ki. Öldü. Vay maalesef be. Biz öldü. Ne zaman böyle olduk ya? Ben bilmiyorum. Bundan sonra kendimizi kurtaralım. Dikkat etmek lazım. Bozmayalım. Her şeye dikkat etmek lazım. Ailemizi zor kurduk. Çocuklarımızın istikbali bizim elimizde. Her evde birinden birine bir şey olduğu zaman 4 kişi birden bundan zarar görüyor. Tabii. 2 çocukla beraber. Bir telefonumuz daha var Selin abla. Yine peki. Bu konuyla ilişkili olduğu için seyircimiz şimdi aramış. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Alo. İyi günler. İyi günler, dinliyoruz sizi. İyi yayınlar Nur Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Selin ablamızı çok seviyorum. Hatta anne gibi görüyorum. Sağ ol canım. Hepimizin sağ annesi, ablası. O bizim canımız. Aynen. Canımız aynen. O bizim. Sizi de ablam gibi görüyorum. Çok seviyorum ikinizi de. Allah razı olsun. Sağ çok canım. Teşekkürler. Önemli bir Selin derdiniz ablacığım. Varmış. Buyurun. Çok önemli. Herkesin başında olabilir ama benimki çok farklı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir çıkmazın içindeyim. O yüzden Selin ablama başvurdum. Her ailede, her belki evlilikte aldatma oluyor ama benimki çok farklı. Hiç azmedilir gibi değil. Nasıl farklı? Eşimin ablama sarkıntılık yaptığını fark ettim. Ay, ablan ne yapıyor? Ablam bu arada ya. Hemen ablayı da soralım. Abla ne yapıyor? Ablam, o da evli. 2 çocuğu var. Dul. Ablam tabii ki asla. Senin yanında? Yok. Senin yanında mı? Yok, hayır. Aynı memlekette yaşıyorduk. Sonra başka yere taşındı. Şöyle Selin ablacığım, ben eşime güvenmediğim için o uyuduğu zaman falan telefonun favoriler bölümü var, biliyorsunuzdur belki. Favorilerin bölümünü karıştırırdım hep. Acaba kim var kim yok gibisinden. Ve oradan defalarca ablamın işte arandığını gördüm. Konuşmuşlar mı? Konuşuyorlar mı? Cep telefonu. Yok, hayır. Şöyle.
Eşim arayıp bir takım tekliflerde bulunmuş. İşte şurada buluşalım, burada buluşalım, çarşıya gidelim. Oo, inanmıyorum ya. Buranın bir de Menderes diye bir bölümü var. Lüks gezme maksatlı bir semti. Oraya da genelde hani size nasıl söyleyeyim? Böyle çok affedersiniz ama hafif kadınların gittiği, onların götürüldüğü bir semt orası. Yani o işler için genelde oraya götürürler. Ablamı oraya davet etmiş mesela. Seninki iyice ne şirazesini sapıtmış yani. Bu konuşmalar ama, ne çirkin konuşmalar ya. İşte şöyle Selin ablacığım, ben bunu tesadüfen öğrendim ve sonra ablama sordum. Ablam yok dedi, pek aramaz dedi, aramadı falan dedi. Ama ben dedim abla böyle böyle dedim, telefonda yakaladım dedim, defalarca aramış seni dedim. Sonra itiraf etmek zorunda kaldı. Evet dedi, beni aradı, böyle böyle tekliflerde bulundu dedi. Terbiyesiz. Sonra? Sana niye söylememiş? Aileni bozmamak için mi söylememiş? Aynen, aynen Selin ablacığım. Hani üzülmeyeyim kardeşimi bunun üzerinden atamam. İyi de sana böyle diye. Böylesine nasıl diyeyim? Böylesine teklifleri yapabilen bir adamla devam mı etmeni istemiş? Kendisi evet ablalığını hatırlamış, yapmamış olabilir ama o kararı vermek o kadar zor ki değil mi? Böyle bir adamla asla ve asla sana yakıştırmayıp yumuşacık söylese ne olurdu? Şimdi bir onun üzerine düşünelim. Hadise çıkardı, evliliğin bozulurdu. Aman kendisinin haberi yoksa ben cevap vermem, bu evliliği hiç olmasa ben kurtarırım diye düşünmüş de olabilir. Ablana da çok fazla kızmak istemiyorum. Bu düşünceleri düşünmüş olabilir. Ancak her hal ve şekilde asla ve asla ben bu kocadan, daha doğrusu bu adamdan sana koca olmayacağı kanaatindeyim. Bu kadar hem ona göz dikmek, hem dul diye onu kullanmaya çalışmak, hem onu bilmem nereye davet etmek, bunların hangisini ele alayım evladım? Ben senin yerinde olsam zaten normalen aşksız meşksiz böyle bir şeyleri düşünen adama yani Rütük bazı şeylerde kısabilir diye kullanmak istediğim kelimeyi kullanmayacağım ama size bırakıyorum. Onun zaten belirli bir ismi vardır. Böyle bir adamdan çocuk yaptığın için senin namına çok üzgünüm. Böyle bir adamı bu vesileyle tanıdığın için yine senin namına çok üzgünüm. Çocukların kaç yaşında bilmiyorum ama senin arkamda insan var mı bilmiyorum. Ama ben olsam ne yaparım? Büyük söylememek lazım. Çünkü insanlar bol bol fikir verir. Kendisine gelince yapamaz. Onun için düşün, taşın. Arkan sağlamsa ve de çocukların çok düşkün değilse, babaya çok küçük değilse, kendi hayatını düzenleyebilecek bir gelirin veya bir kültürün, bir okulun varsa derhal boşa derim. Annen bu kadar baban, keskin ve netsiniz yani. Evet, ama dediğim gibi insanlar niçin müsaade yani hemen yapamıyor? Bir sürü şeyler oluyor. Ay, ay. Ablaya da bak yardım edemediklerine göre demek ki arkanız çok da kuvvetli değil. Ancak bu adamla yaşanır mı? Bana sorarsan yaşanmaz. Yani benim midem bunu kaldırmaz evladım. Sonra gastrit olursun sana söyleyeyim. Allah'ım kolaylık versin size. Yani bu işin uzmanından dinlediniz. Ahlak olarak ele alıyorum ben dikkat ederseniz. Benim ahlak üzerine ayrılmak kelimesi dahi onun yanında solda sıfır kalıyor. Ahlak mevzu bahis oldu mu? Karakter, ahlak bunlar olduğu zaman bunlardan olmuyorsa yoksa kendi başına yoluna devam et. İki kardeş biriniz çocuk bakar öteki çalışır beraber oturursunuz ve de gençsen yeniden belki bir şeyler bulabilirsin. Ama ayrılıp da tekrar evlenmeyi de çocukları çok düşkün olduğum için hemen istemiyorum. Ölmüyoruz yani biz kocasız kalabiliriz bunu başkaları düşünsün. Çocuklarımız bir 18 yaşına gelsin. Ondan sonra bir hayat arkadaşı bulursun. Sana efendiliğini bozmayan, seninle beraber hayatınızı mutluluk içine geçirecek bir insan bulursun. Şimdi kız kardeşinle yaşa. Eğer kız kardeşinle normal ve doğruysa. İnşallah Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Yeşil Vadim, Vadilim isimli bir seyircimiz demiş ki, eşler telefonlarını değişseler %80'inde evlilik kalmaz. Maalesef sistem bozuldu. Ne kadar hoş bakımlı güzel davransan da
kışkırtıcı ortamlar var demiş. Gitmez şekerim, bir insan ağzına akıllı kadar doluysa. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar bu evliliklerimizi hep etkiliyor. Ama bir dakika, oraya bir noktalı virgül koy. Unutmadan söyleyeyim. Bir insan ağzına kadar doluysa, açken, hani aç insan bakar etrafına ve görür tabii ki. Ama dolu insan, aç olmayan insan, hele sevgili, karısını seven bir erkek ya da sevgilisini seven bir erkek veya kadın, başkasına bakmaz ki hayatım. Sen kendini düşün. Ben sana çikolatalar, pastalar, her şey açık büfe vermişim. Hani bazılarına ben böyle söyleyince, ama insanın canı turşu da istermiş. Turşu da var, tamam mı? O da var. Her şey var. Ay, ben seni içtim ya. Bundan sonra hala bir yere gidiyorsun. Beter ol. Bana söyleyecek bir şeyim yok. Ya öyle söyleme evet, senin abla. Evet, söyle arkadaşını. Hani okuyanı. Ya hep tabii aynı şeyler bunlar. Yani bu telefonlar, bu yani internet etraf bu kadar bozuldu diye hayatımıza girdi. Çok iyi tutacağız bir o zaman. Az sonra neler göreceksiniz bu programda bir izleyelim az sonra. Biraz sonra Tokat'tan bir telefon var. Seyircimizin derdini dinlemenizi istiyorum. Bir az sonramıza bakalım. Az sonra Selin abla ne açıklamalar, hangi konuda açıklamalarda bulunacak bir görelim. Hemen Tokat'tan bizi arayan seyircimizi alalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben de yani eşim arkadaşının bir buluştuğu biri vardı. Onun telefonunu vermiş, onunla yani buluşmuşlar. Arkadaşı dur, bir kadının numarasını vermiş. Senin eşin de gitmiş o kadını mı aramış? Evet, yani evet. Kız yani daha evlenmemiş yani. O da onunla görüşmüş. Hı. Ben de yani istemiyordum. Tokat'ta biri yani telefonla görüşüyordu. Ağlıyordum, yapma etme falan diye. O da yapıyordu. İstemesen git babanın evine diye. Bak. Vay vay vay. Ondan sonra ben de Allah'ım gözüme göster diye falan çektim. Bunu işte yakalamışlar. Polisler falan içeri attılar. Polis nasıl yakalamışlar? Kız kaç yaşında? Bir yere çağırmışlar. Tokat'a çağırmışlar. Orada polisler beklemiş. Herhalde kız şikayet etmiş. Kız şikayet etmiş. İstemiyor yani. Kız para şey etmek için yani onlardan. Ne? Eşinizden para alabilmek için mi kız şikayet etmiş? Evet. Polis niye tutuyor? Kızın istemiyorum. Kız yani kötüymüş yani en fazla 100 kişiyle ilişkiye giriyormuş yani bu kötüymüş. Tamam da şimdi burada senin kocanı niye polis içeri atıyor? Ya bilmiyorum yani arkadaşla beraber yani çağırmış şurada buluşalım diye. Orada polisleri de çağırmış, şikayet etmiş. Da o işin içinde tabii başka işler de vardır. Neyse ben anlayamıyorum. Biz tabii kime bakalım ama. Biz bize bakalım. Şimdi siz ne durumdasınız? Siz ne yapacaksınız? Yani ne hissediyorsunuz? Ben bir şey yapamıyorum yani. 3 çocuğum olduğu için yani. Ağladım. Niye böyle yaptın? Kıza falan para yedirmiş, kira parasını vermiş. Niye yapıyorsun böyle? Beğenmiyorsan çek git babanın evine diyor. Ben de mecbur yani bir şey yapamıyorum. Evine senin annen baban var mı evlat? Annem babam var ya, babam da anneme şiddet uyguluyor. Hadi. Ama hiç olmazsa eve gidebilirsin yani. Değil Hayır mi? Gidemem çünkü. Nasıl gitsin o eve senin abla? Yani. Ha? Ne dedin? Gidemem yani, annemin durumları iyi değil. O da şiddet uyguluyor yani. Gitsem ne yapacağım? Durumum iyi değil, psikolojik bozuk. 17 senedir ilaç içiyorum yani, psikolojik hastalığım var. Nedir hastalığın? Panik atak. Bir şey değil ki o, hastalık mı? Herkeste var. Sıkıntı, 100 üzerinden 98 yani, korkusu. Tamam anlıyorum. Üzülüyorsun, sıkılıyorsun. En küçüğü kaç yaşında çocuğun? 4,5. En büyüğü 16, ortancıl 13. Yok, ayrılmanı istemem çocuklar yüzünden. Ne diyorum? Yok. Yine adama psikolojik baskıya tut. Nereye gidiyorsa gitsin. Yakalanır mı, yakalanmaz mı? Kendinden küçükle mi çıkar, büyükle mi çıkar? Ne yaparsa yapsın. Bu adama da yine söylüyorum. Kurtarmak istiyorsanız yolu, nasıl bir şey olduğu zaman ilaçlar tedavi etmiyorsa ne yapıyoruz? Ameliyat oluyoruz. Bu ameliyatta ayrılmak oluyor. Ona gelmeden evvel bir evlilik terapisine gidiyorsan, gelirse o size anlatır. Bu adam niçin senin gibi taş gibi kadın dururken, 3 tane yavrucak dururken niçin başkalarına bakıyor? Bunları gördükten sonra bunları düzeltmek için sana biraz şey verir. Şunu yap, bunu yap. Adamda eğer sevgi varsa sevgisi çoğalır. Adamda sevgi yoksa zaten sen ne yapsan, yani ne yapsan
kurtaramazsın. Ağzında kuş tutsan bile. Ağzında kuş tutsan giden gidiyor. Kurtar. Ama sana dediğim gibi 4,5 yaşındakini yapman senin hatandır. Bu adamın geldiği belli, gideceği belli, sana yaptığı davranışlar belli. Onun için sen kendi kendine şimdi ayrılma zamanına kadar, yani ne demek 4 yaşında, 4,5 yaşındaysa çocuğun, en aşağı bir 15 sene daha bu adamla gideceksin. Kaç yaşındasın bilmiyorum. Ama hazır bu sana ve çocuklarına bakarken onun eline bu yüzden mecbursan, hiç kavgaya girme, hiç laf söyleme, hiç kıskançlık gösterme. Çünkü bütün bunların hepsi adamın senin üzerine saldırtır. Hiçbir şey yapma. Evde temiz tut evi. Çocuklarına iyi bir annelik yap. Kocanı, çocuklarını, babalarını görmelerini sağla. Bu arada kendini yetiştirmeye bak. Nedir, ne tahsil ettim bilmiyorum. Ben ama genel konuşayım. İlkokul isen ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitir. Git bir ilkokula, çocuklarının gittiği ilkokula. Sor, ben dışarıdan ortaokul ve lise diploması almak istiyorum. Sana yolunu söyler oradaki öğretmenler veya işte müdür. Sen buna göre kendini yetiştir ve bir diploma al. Lise diploması olmadığı zaman artık Türkiye çok ilerliyor. Dolayısıyla iş bulamıyor bilirsin. Artı hangi şehirde veya kasabadaysan, genel konuşuyorum, onların açtığı çok miktarda şey var, yetiştirme kursları var. İlla gidip de kanaviçe öğreneceğim, bilmem ne öğreneceğim değil. Evvela İngilizce öğreneceksin. Ne yaparsan yap, nasıl artık internetsiz bir dünya olamayacaksa, maalesef İngilizcesi de bir dünya olmayacak. Dolayısıyla hem İngilizce hem diplomalarını aldıktan sonra başla kendini, eğer hala canın istiyorsa 2 senelik bir üniversite bitir açık öğretimde. Bunları da yaptıktan sonra ne yapıyorsun? Açık öğretimden diyelim ki 2 senelik ne alabilirsen, hangisine aklın yatıyorsa, hangisine kafan yatıyorsa, yavaş yavaş artık o konuda da yetiştir. O zamana kadar çocukların da büyür. Sen de çalışmaya evet. başlarsan bu evlilikten sen ve çocukların kazançlı. Evet, az sonra geliyoruz. Evlilikte erkeği kaçıran bazı sebepler var hanımlar. İşin uzmanından öğreneceğiz. Saniyeler sonra burada olacağız. Şimdi bir öğrenelim bakalım. Evlilikte bu erkekler niye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Yani bir sürü şey var da istersen bir iki tanesini söyleyeyim. Hemen. En başta güler yüzü olmayan kadını hiçbir erkek istemiyor. Erkeklere bir şey vermiyorum ama konu erkeği kaçırmaksa eğer, güler yüzü olacak, tatlı olacak, yumuşak olacak, kadın gibi olacak, efendi olacak, terbiyesini bozmayacak, kavga etmeyecek ama sonra hakkından gelecek, o ayrı. Hakkından gelmezse o zaman... Sonra canını okuruz sonra. Tabii ama o anda değil, yumuşakken tatlı tatlı. Kocasını çok iyi tanıyacak, onun neyi sevip neyi sevmediğini bilecek. Kendisini çok iyi tanıyacak, neyi isteyip neyi istemediğini bulacak. İkisinin ortasını bulup kocaya hizmette, maalesef bu lafı çok söylemek zorundayım. Mecburiyetimiz var çünkü dışarıdakiler o kocaya kul köle olunca adamlar evdekiyle öf, karşılaştırıyorlar. Öf, gene bana fenalık geldi. Kocaya hizmet, kocaya hizmet, kocaya hizmet yani. Selin ablaya çok teşekkür ediyorum. Halil Usta'm çok teşekkür ediyorum. Demiş ki, harika. Demiş ki, Nur Hanım öyle tatlı bir program yapıyorsunuz ki ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Halil Usta'm çok teşekkür ediyorum. Ay, anketlerden göndermiş bize bunu. Çok sağ olun. Evlilik terapisti Selin Karaceli'nden biliyorsunuz her perşembe stüdyomuzda. Gönülden alkışlıyorum. Yarın yeniden buraya bekliyorum hepinizi. Sizi de olur mu?